Mersi kanalına hoş geldiniz. Ben Bekir. Bugün sizlerle home office, kuaförlük veyahut hatta home office, güzellik salonu nasıl açılır? E, açılırken sizlerden neler istenir? Bunları konuşacağız. Biraz da sohbet tadında kendimle fikir vermeye çalışacağım. Hemen vakit kaybetmeden konuya girelim. Öncelikle bu işle alakalı belgenizin kesinlikle olması gerekiyor. Ustalık ve usta örtücülük belgelerinizin olması sizden isteniyor. Bu belgeleriniz yoksa Belgenizi henüz alamadıysanız, eğitimini görüyorsanız da bunu beyan ederek işletmenizi yine açabiliyorsanız. Belgeniz yoksa da bu konuyla alakalı belgeli olan birini çalıştıracağınızı beyan ediyorsunuz diye biliyorum. Belgeniz var ama birinci katı yani apartmanda bir birinci katı kuaför salonu ya da güzellik salonuna çevirmeyi düşünüyorsunuz. Yani home office tarzında bir işletme olacak. Böyle ana cadde üzerinde ya da giriş katlarda olan bir işletme olmayacak. Yani apartmanın girişinden girilen bir dükkandan bahsediyorum. Bu tarzdaki dükkanlara bizim sektörümüzün yanında 7-8 sektör daha var. Ee, ama ben bizim sektörümüzün üzerinden konuşacağım. Güzellik bölümü için bu yasal olarak uygundur. Kuaförler birinci katta olamaz diye ya da apartman dairesinde kuaförlük hizmeti, güzellik salonu hizmeti verilemez diye bir ibare yok. Aksine yapılabilir gözüyle bakılan mesleklerden birisi de kuaförlük ve güzellik bölümüdür. Ama sizleri uyarmam gereken hususlardan birisi şu genelde apartman sakinlerinden izin alınması gerekiyor şeklinde ibareler var. Araştırdığım kaynaklarda hep bu şekilde çalışma ruhsatının verilmesi apartmandaki oturan sakinlerin kararına bırakılmış. Yani bir apartmanda siz gittiniz, ev sahibinden dediniz ki ben burayı kuaför yapacağım. Ücresini verdiniz, tuttunuz, sözleşmenizi yaptınız. Orada salonunuzu hemen açmaya başlayamıyorsunuz. Ya da açsanız da belki çalıştıramayabilirsiniz. Geri kapattırma ihtimalleri var. En önemlisi apartman sakinlerinin sizlerin orada bu hizmeti vereceğini bilmesi ve yazılı bir, bunu muhasebecinizle görüşün, size doğru yolu o gösterecektir. Yani yazılı bakımından bakımından. Yazılı bir şekilde sizlere... Evet burada bu hizmet verilecektir. Bu hizmete ben onay veriyorum deyip daire sahiplerinden imza toplatılmalı ve ondan sonra tadilat işlerine girilmeli. Genelde ruhsatı sonra alırız mantığında düşünülüp bu tarzda birinci katlarda ikinci katlarda kuaförlük üzerine tadilat yapıp kiralayıp senelik para ödeyip Ondan sonra da ruhsat çıkartamayıp sıkıntı yaşayan insanlar, mağduriyet yaşayan insanlar var. Şirket kurulumu vesaire, ben bunları çok fazla anlatmayacağım. Bunları kesinlikle muhasebecinizle görüşmeniz gerekiyor. Çünkü her yıl belki de her gün e, bu tarz şeyler güncellenebiliyor. Belki eksik söylerim diye e, bunları ben muhasebecinize bırakıyorum. Mülk sahibiniz buna bir şey demiyor olabilir. Ama yarın bir gün komşularınızla alakalı bir de onların imzasına ihtiyacınız olduğu için kesinlikle hep bir adım geri atmanız gerekir. Girdiğiniz konumdan geri dönmek zorunda olmak da sizi de çok zorlayacağı için mecbur alttan almanız gerekir vesaire vesaire. Böyle sizi çok fazla sıkıntılı durumlara sokabilir. Yani muhasebeci ya boş ver gerek yok falan filan sallayalım dursun gibi sizi terkin dese ya birinci kattan dükkan tutmayın. Yani bir daireyi e, kuaför salonuna çevirmeye çalışmayın. Çünkü bu sakıncalı olabiliyor. Çeviriyorsanız da apartmandakilerle Yönetimle kesinlikle bunu görüşüp sizin orada dükkan açma kararınıza karşı apartmandakilerin saygı duyduğuna sizin de bunun üzerine buraya açma kararını aldığınızı anlatan bir evrak elinizde olsun. Bu ilerleyen zamanlarınızda size çok büyük fayda sağlar. Sizi korur. Neyse bunu da söyledik. Genelde en büyük problem burada olduğu için ben özellikle bunun üzerinde fazla durdum. Sonrasında işletmenizi tamamen kurup kurar kurmaz kurulum bittikten sonra ticaret faaliyetine geçmeden yani çalışmaya başlamadan kurulmuş olan yeri esnaf kefalete ticaret odasına kuaför odasına bildiriyorsunuz bunun sıralamasını ve şeklini dediğim gibi muhasebecinize soracaksınız buraya kadar evraksal sorunlardan ve işte işten bahsetmeye çalıştım şimdi bir bayan kuaför olarak çocukluktan beri bu işin içinde duran birisi olarak sizlere kendi fikrimi söyleyeceğim arkadaşlar bir kadının giriş kotunda bir dükkana girmesiyle apartmanın girişinden girip yukarıya çıkarak ikisinde de çalıştım bu arada. İki tarafta da çalışan olarak hizmet verdiğim için farkı çok rahatlıkla size anlatabilirim. Asansör olmayan bir yerde merdiven çıkacağım, asansöre bineceğim, ineceğim vesaire. Bu gibi küçük olumsuzluklar müşterilerinizin bir kısmını eliyor kafada. İki tarafta da kesinlikle müşteriniz olur, olmaz demiyorum. Bakın bunu ee, yanlış algılamayın. Ee, motivasyonunuzu da kırmak da istemem. Durum böyleyse, yapacak hiçbir şey yoksa tabii ki de bu yoldan yürünebilir. Mümkünatı varsa böyle giriş kat, güzel bir yer tutun. Sıfırdan müşteriniz yoksa yeni müşterileri tanımak için girdiğiniz bu yol biraz daha yavaş işleyecek bir yol. Bilginiz olsun. Olabildiğince giriş katlar her zaman daha güvenilir. Daha işletme varı gözükürler. Apartman dairesindeki kuaför arkadaşlarıma her müşteri çıkmaz. Bilenler gider. o merdivenleri çıkmak istemeyen olabilir. Ya da çekinebilir. negatif yani eksi bir puanla başladığınızı söyleyebilirim. üst katta bir yani apartman dairesinde bir işletme kurulacaksa kendi kitlenizin olması gerektiği kanaatindeyim. Kendi kemik müşteriniz varsa yani belli bir sizi döndüren, size yeten, bir müşteri kitleniz varsa yeteceğini düşündüğünüz o durumda herhangi bir sorun olmayacaktır. Nacizane tavsiyem eğer durumunuz varsa dediğim gibi benim yani gözlemlediğim şey bu. Apartman dairesi değil güzel böyle giriş katta bu tarzda dükkanlar tutmanızı gerekirse birkaç kişiyle birleşip yani kendi işinizde kafa dengi anlaşabildiğiniz doğru ve dürüst bunlara uyan insanlarla anlaşabildiğiniz takdirde birleşerek daha e, ulaşılabilir dükkanlar kurmanızı tavsiye ederim. Böyle çalışacaksanız da dikkat etmeniz gereken hususları detaylı bir şekilde anlatabildiğime inanıyorum. Evet videonun sonuna geldik. Umarım sizlere faydası olan bir video olmuştur. Eğer benim atladığım bir bölüm varsa, benim atladığım gözümden kaçan bir şey varsa yorumlar kısmında yazmaktan çekinmeyin. Çünkü ben oraları takip ediyorum. Sizlere cevap vermeye çalışıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.